Sabah 11 sıralarında, elleri tabancalı, hırsani kılıklı, 20-25 yaşlarında 4 kişi bankaya girdiler. Elinde bir mavzer tabanca vardı. Elinde beyaz eldivenler vardı, şeffaf. Hiç kimse kıpırdamasın dedi. Şu kasayı aç dedi. İçeride kasa gösterdi. Silahları çıkardılar. Kıpırdamayın yakarız dediler. Elimizi böyle arkaya çevirerekten bağladılar. Polis memurunun kaşına tabanca kabzasıyla vurduğunu gördüm. Cama vurdu. Toplu bir tabanca vardı elinde. Müdahale etmeyin dedi. Olan parayı verin dedi. Ben de peki dedim, ne şekilde vereyim dedi. 500'lükleri verin dedi. 500'leri verdim. Arkadan 100'lükleri de istedi. Herhalde 500'lükler az geldi gözüne. Teşekkür etti. Özür diledi. Özür diledi. Evet, ayrıldılar. 5 bin lira civarında bir para aldılar. Bankanın alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Çabuk olun kaçalım, alarm zilleri çalıyor dedi. Giderken kapının önüne bomba koydular ve askerlik yapanlar bunu bilirler. Bu bombadır, patlar. Buradan bir adam geldi içeriye. Yandaki banka soyuluyor dedi. Hemen dışarıya çıktık. Beyaz bir Anadolu'nun içinde bir kişi oturuyordu. Bir Anadolu arabanın içerisinde gidiyorlar, kaçıyorlar. Ne renk tabii. Anadolu'du? Gri bir Anadolu'du. Kaç kişi olduğunu görebiliriz mi? 5 kişilerdi efendim. 3 kişi arkada, 2 kişi de önünde. Onların elinde de tabanca var mıydı? Ben hiç ellerinde tabancayı görmedim. Çünkü herhalde tabanca varsa yani saklamışlardır. Yani ateş mi vardı yoksa yok, sadece? Yok, ateş mi ateş yoktu efendim. Yalnız böyle tabanca sıkıyordu, patlamıyordu. Patlamıyordu. Abi biz Kulu Park'ın önünde yeni çıkmıştık. Evet. Anadolu çok süratli gidiyordu. Anadolu amma gazlıyor yokuş yukarı dedik, hayret ettik falan. Evet. Ondan sonra buraya geldik. Abi arkadan banka soyuldum falan. Ne tarafa doğru gittiler? Gazi Osman Paşa istikametine gittiler.